Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle şu an Norveç'te devam etmekte olan Altı Box turnuvasının güzel bir partisini inceleyeceğiz. Altıncı turda oynanan bu partide beyaz taşlarla Filipin asıllı Amerikalı büyük usta Westy So oynuyor. Siyah taşlarla dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Bu partiye gelene kadar Westy So'nun Carlsen'e karşı herhangi bir galibiyeti yok. Klasik satrançta hızlı ve rapid saymazsak. O gözle incelemekte fayda var olanları. Evet. Westy So oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. D5, C4 ve Slav savunması Westy So'yu biraz düşündürüyor. 10 dakika düşünmenin ardından çok sağlam CD5 devam yoluna gidiyor. Ancak tabii ki bu varyantın bazı incelikleri var siyahın bilmesi gereken. Çünkü beyazlar çok küçük bir avantaj peşinde. CD5, fil F4, at F6, at C3, at C6, at F3 ve A6. Her ne kadar Westy So'yu bu tercih şaşırtmış olsa da Magnus Carlsen tarafından. Magnus Carlsen bu pozisyonu daha önce tabii ki siyah taşlarla oynamış. Ve fil F5 gibi simetrik bir devam yoluyla devam etmiş 2016 senesinde ve yine aynı turnuvada, Norveç turnuvasında, Altı Box turnuvasında ve o oyun uzun bir mücadelenin ardından berabere bitmiş. Kısaca oyunu göstermek gerekirse pozisyonun ne kadar kuru olabileceğini ve beyazların beraberliği cepte oynamaya çalıştığını bu devam yolundan anlayabiliriz. Ancak bu pozisyonda bile iki taraf için de her şey bitmiş değil. Ancak Carlsen belli ki rakibinin skor dezavantajını kullanmak istiyor diyelim ve biraz baskı yaratmak için taşları tahtada çok tutmaya çalışıyor. Kale C1. A6 hamlesinin fikrini anlamak için E3'e fil G4'ü belirtmek gerekiyor. Burada siyahın temel fikri bu filden vazgeçip bütün merkez piyonlarını beyaz karelere koyarak daha sonra siyah kareli file değişmeye çalışmak olacak. Ve bu durumda bir dengesizlik söz konusu. En azından fil ve at değişimi bir dengesizlik yaratacak tahtada. Carlsen bunu istiyor. Ancak Westy So kale C1 oynayarak fil G4'lü varyanttan kaçıyor. Çünkü şimdi fil G4'de at E5 var. Magnus Carlsen kale C1'e fil F5 oynuyor. E3. Kale C8. Fil E2. E6. Rok. Ve at D7. Bu pozisyonda belirtmemiz gereken güzel bir oyun. Aronyan'la Laznička arasında oynanan parti. Doğal fil D6 hamlesinin ardından işin aslı bu varyantın inceliklerini gösteren bir parti oluşuyor Aronyan ve Laznička arasında. Beyazlar temel stratejik fikri olan C dikeyinde üstünlük kurmak ve C5 karesine hakim olmaya çalışma stratejisini güdüyor. Ve bu partide de göreceğiz. Westy So partisinde de göreceğiz bu fikri. Genellikle böyle simetrik ayna benzeri piyon formasyonlarında tarafların fikri bu piyonun özellikle merkezde bulunan piyonun kontrol ettiği karelere hakim olmaya çalışmak ve aynı zamanda var olan tek açık dikeyi kontrol etmeye çalışmak olarak özetlenebilir. Ve burada da beyazların ilk hamle avantajını kullanarak hafif bir üstünlük peşinde koşma çabasını görüyoruz. Aronyan bu partiyi kazanmayı başarmış. Ancak bu blitz partisi ve elbette siyahın bir büyük bir sorun olduğunu söylemek güç. Ancak pozisyonda at D7 oynuyor Magnus Carlsen. At A4. Hemen hemen pozisyondaki tek fikir C5 karesine hakim olmaya çalışmak. A3 B4 ile ve C5 karesinde piyonla değişerek bir geçer oluşturmak, bir çoğunluk oluşturmak vezir kanadında ya da kaleyle alarak C dikeyinde ağır taşlarla bir hakimiyet kurmaya çalışmak olarak özetlenebilir. File 7 ve H3. Açıkçası bazı büyük usta hamlelerini anlamak için sadece kelimeler yeterli olmuyor. Burada tabii ki beyazın G5 hamlesine tedbir aldığını söylemek biraz kolaycılık olur. Bunun neden tehlikeli olduğunu göstermek için şimdi bir partiye götüreceğim sizi. Umuyorum fazla bölmüyorumdur analizi. Seyravan ve Beliavski arasında olan partiye götüreceğim sizi. Ve çok benzer pozisyonda beyazların at A4 oynamasından sonra oluşan bir konum bu. Elbette beyaz haneli fil tahtada yok. E2'deki fil tahtada yok. Ve C6'da bir taş değişimi olmuş. Ancak yine de bir benzerlik söz konusu. Ve Westy So'nun niye H3 yaptığını anlamamız burada kolay oluyor. Çünkü bu pozisyonda at A4'ün ardından siyahlar G5 oynamış. Fil G3 yalnızca bu fili kovalamak için yapılmış bir hamle değil. Rok fikrinden tamamen vazgeçerek kanat saldırısına gitme fikri taşıyan bir hamle. Aslında klasik prensiplere aykırı çünkü şahı merkezde tutuyoruz. Bu doğru olmaması gerekiyor. Ancak değişmeli Slav'da sabit merkezden bahsetmiştik.
Ve bu merkezi açmak oldukça zor. Beyazların E4 sürmesi, siyahların E5 sürmesi oldukça zor. Ve merkezin açılmasının zor olduğu durumlarda, yani merkezin stabil olduğu, merkez kontrolünün olabildiği durumlarda kanat saldırısı mümkün oluyor. Ve siyahlar burada açıkça şunu gözlemliyor: beyazlar merkezde hareketlilik kuramaz, o halde ben kanat saldırısı yapabilirim diyor ve roktan temelli vazgeçiyor. Ve bu parti aslında oldukça güzel bir klasik. Merkez güvenli olduğu zaman kanat saldırısı yapılabildiğini anlatan. Çok kısaca göstermek istiyorum. At e5, at e5, file e5 kaleye saldırıyor. F6, fil g3 ve şah f7. Siyah h dikeyinden mat yapmak istiyor ağır taşlarıyla. Belki vezir g8, vezir h7 fikriyle. Ya da birazdan göreceğimiz h dikeyini duble yapma fikriyle. Kaleye 1, kale h5, vezirini getirmek istiyor. Vezir d2, file 4. Bu hamle oldukça kritik olacak, birazdan göreceğiz. Hatta makineyi kapatayım. Makine gördüğünüz gibi çok güçlü bir atak veriyor siyahlara. Ancak bakalım, ben de partiyi kapatayım. Sizin tahmin etmeniz için belki ilerletebilirim, ancak tabii ki hamleler gözüküyor galiba. Çok bir önemi olmayacak. Evet, yine de isteyen oyuncular bu pozisyonda şah f1'in ardından siyahın güçlü hamlesini bulmaya çalışabilir. Bu pozisyonda siyahlar file fiç oynuyor ve h1'den mat istiyor. Fil fedasını kabul etmek zorunlu ve ardından burada terk etmiş beyaz. Çünkü kale h1'e çağrı yok. Şah gibi oynanırsa vezir h8 ve ardından mat var. Bu kısa açıklamanın ardından neden? Evet, partimiz başa dönmüş. Bu kısa açıklamanın ardından neden Wesley Son'un bu pozisyonda h3 oynadığını anlayabiliyoruz. Çünkü kendisi şimdi g5 hamlesinde fil g3 oynayacak. h5'e atını buradan çekecek. e1'e veya d2'ye. Ve bu pozisyonda artık örneğin at d2'den sonra g4 ile bir şey elde etmek daha zor. Çünkü az önceki örneğe kıyasla bu sefer e2'de fil de var ve g4 karesi kontrol altında. Örneğin g4 alınıyor, alınıyor. Ve h dikeyinin açılması o kadar fazla bir şey vaat etmiyor şu anda. Bu sebeple dünya şampiyonu rok atmış. Ancak makine yardımıyla biz biliyoruz ki g5 hamlesi yine de oynamak mümkün. g5, fil g3 ve burada örneğin g4 diyor makine, h5 devam edilebilir diyor. Oldukça enteresan bir deneme olurdu. Ancak tabii ki dünya şampiyonu daha sağlam bir oyun oynamak istiyor ve rok atıyor. a3 artık bize tanıdık bir fikir. c5 karesine hakim olmak için b4 piyonunu da yardıma getirmeye çalışıyor. At a5. Elbette siyah burada b5 oynayabilirdi. Ancak c5 karesinde bu zaman bir geçer piyon olacaktı. Korunmuş geçer b4 ardından. Ancak beyazın, siyahın da merkezde bir çoğunluğu var. Ve bu pozisyonu makine beyazları üstün olarak değerlendiriyor haklı olarak. Çünkü merkezde bir hareketlilik sağlamak oldukça zor görünüyor. Örneğin f6 gibi hamleleri elde etmek zor görünüyor. Çünkü beyazın her zaman at d4'ü var. Bu sebeple bu pozisyon beyazları biraz daha iyi. Bu sebeple Magnus Carlsen at a5 oynamış. At c5. At c4 piyona saldırıyor. b4. Her ne kadar a3'ü görmezden gelse de karşılıklı bir durum söz konusu. Az önce at b7'ye vezir b6 vardı. Ve şimdi at a3 alınırsa bu sefer at b7 var. Çünkü at c5 döndüğünde artık at istiyor ve c5 karesinde yeterince korunması var beyazların. Ve pozisyonda Carlsen elbette a3 karesindeki piyonu almamış. At c5 alıyor önce. d c5 ve Wesley Soy'u şaşırtan bir hamle geliyor şimdi. At a3. Ancak bunun yerine önerilecek hamle büyük ihtimalle rakibin karşı oyununu, vezir kanadındaki karşı oyununu, 3'e 2'sini görüp merkezdeki piyonları hareketlendirmeye çalışmak olmalı. File f6 gibi bir hamleyle daha sonra e5 yapmaya çalışmak olabilir. Ancak bu takdirde de beyazın üstünlüğü olduğunu söylüyor makine. Yanılmıyorsam basın toplantısında b6 hamlesini incelemişlerdi. Ancak bu hamle makinenin de söylediği gibi beyazlara en azından bir piyon kazandırıyor. O da şöyle bir varyantla gösterilebilir. Vezir d8, fil de almak zorunda b6'yı korumak için. c b6, fil b6 ve at e5. Şimdi c4'ü istiyor, at d7 istiyor. Ve her ne kadar bu pozisyonda beyazlar kaliteyi alarak iyi bir şey yapmayacak olsa da, çünkü c3 piyon tehlikeli olabilir. En azından at b6 alıp kale c3 olarak piyon kazanabilir ya da kendine güveniyorsa at f8 alıp kazanmaya çalışabilir pozisyon. Bu yüzden Carlsen b6 oynamamış. Ancak at a3 hamlesinde çok iyi olduğunu söylemek güç. Beyazlar geçici bu piyon fedasının ardından güzel bir inisiyatif elde ediyor ve a3'teki at geri dönerek bir piyonu geri vermek zorunda kalacak birazdan. At d4, file 4. Burada Carlsen f3 hamlesini provoke etmek istemiş. Direkt fil g6 hamlesinin neden kötü olduğunu söylemek güç. Ancak makineye göre file 4 hamlesi yerinde bir karar.
F3 hamlesiyle şah kanadı biraz zayıflatılıyor. Ve öyle fil G6 karesine kaçılıyor. Vezir B3 ve şimdi beyaz piyonunu geri kazanıyor. At C4, fil C4, D C4, vezir C4. Ve şimdi beyazların rakibin fil çiftine karşı oldukça etkili yerleşmiş hafif taşları var, at ve fili. Ve eğer siyah E5 süremezse bu taşları yerinden oynatmak mümkün değil. Ve aynı zamanda G6'daki fili oldukça işlevsiz duruyor. Özellikle E4 sürüşünün tamamen oyun dışında kalacak. Ve bu pozisyonda kritik bir karar veriyor Magnus Carlsen ve vezir E8 oynuyor. Büyük ihtimalle kazancı oynuyor hala dünya şampiyonu. Fil G5 hamlesiyle oyunu basitleştirip pasif bir savunma, yani fil çiftinden vazgeçerek rakibin üstünlüğünü kabul etme, kazanmak için fazla umut vermezdi. Örneğin kalelerin gelişmesinin ardından fazla umut vermezdi. Çünkü beyazlar bu takdirde de hafif bir üstünlüğe sahip, güçlü aslından ve G6'daki oyun dışındaki filden ötürü. Ancak Carlsen vezir E8 oynayarak aslında oldukça etkili olabilecek fikirleri hazırlıyor. E5 gibi bir hamleyi hazırlıyor. Vezir aynı zamanda vezir kanadına göz dikiyor. Belki ileride B5 olabilir. Vezir bu çaprazda hareketlenebilir. Fil G3. Bu tehditlerin hepsinden kaçıyor. E5 fikirlerin hepsinden kaçıyor. Ve E5. Elbette bu piyonu almak fil C5 ile yanıtlanacak. Ve eğer BC5 alırsa vezir E5 siyahların istediği şey olurdu. Bu takdirde bile beyazın pozisyonu attan ötürü daha iyi olmalı ancak. Veselyso at B3 oynayarak devam etmiş. Ve fil D8. Bu konumda yanılmıyorsam Veselyso yine fil G5 hamlesini bekliyor rakibinden. Daha iyi olacağını söylüyor bunun. Ancak piyona hedef alarak, ancak bu takdirde de beyazın bir üstünlüğü var. Örneğin kale F1 hamlesinin ardından. Ancak Carlsen fil D8 hamlesini tercih etmiş. Fil C7 oynayabilir belki. Ve A5 karesini kontrol ediyor. Vezir D5. Ve Carlsen'in bu hamleyi kaçırdığını söylüyor Veselyso. Vezir D5 hamlesinin gücünü göz ardı ettiğini söylüyor. Ve şimdi beyazın çok etkili bir inisiyatifi var. B7 piyonu saldırı altında, E5 piyonu saldırı altında. Ve bu temel olarak belki de bu piyonun kaybı anlamına geliyor. Vezir B5. Bu pozisyonda makinenin söylediği B7 piyonunu bırakmak daha iyi olur. Örneğin fil C7, vezir B7, fil D3 ve bir en azından çift fille vezir kanadında biraz daha stabil bir durum elde etmeye çalışmak makineye göre daha iyi. Çünkü göreceğimiz gibi merkezdeki piyondan vazgeçmek işleri daha iyi yapmayacak. File 5, file 7 kaleyi hazırlıyor D8 için. D8 karesine götürmek için. Vezir D2 yine sağlam bir hamle. Kale F8, fil D6 ve at D4 geri zıplayabilir artık beyazlar. Fil F6. Elbette D6 karesindeki değişim her ne kadar D6 piyonu zayıf gibi görünse de siyah bir şey vermeyecek. Çünkü D6'daki piyon düşürülemez ve çok güçlü bir piyon aynı zamanda. Fil F6, E4 ve basitçe beyazların piyon üstün olduğu bir konum görüyoruz. G6'daki fil hala oyun dışında. H6, at D4, fil D4, vezir D4 ve kale E8. Kale F1, şah H7 ve ilk bakışta siyahların çoğunluğu durdurduğunu görüyoruz şimdilik. Ancak Veselyso pozisyonunda G4 hamlesiyle şah kanadı saldırısına başlıyor. Ve işin aslı yapması gereken şey ikinci bir zayıflık hedeflemek. Çünkü bu pozisyonda E4'teki piyon geçer piyon olup oyunu kazandırmaktan uzak. O yüzden kendisi şah kanadında şah üzerinde bir zayıflık yaratmaya çalışıyor. G4, F6, F4 ve temel fikri şah kanadını parçalamak ve mat etmek olacak. Belki kale asansörüyle 3. veya 2. yataydan. Vezir C6, F5, fil F7 ve H4. Siyahın hiçbir karşı oyunu yok ve bu yüzden kale A8 oynuyor. Karşı oyun hazırlamak için A5 oynuyor. Kale C2. Daha sonra pişman olduğu bir karar veriyor Veselyso. Kale C3 oynamasının daha yerinde olacağını söylüyor. Bunu birazdan anlayacağız. Niye kale C3 hamlesinin daha iyi olacağını. Kale C2, A5, G5, fil H5 ve burada anlıyoruz. Artık kale G2 hamlesi asansör fikri E4 piyonunu aynı anda saldırarak kaleyi yerinden ettiği için doğru olmayacak. Ve biz bu yüzden biliyoruz ki artık kale C3 hamlesi F3 karesini koruduğu için bu fikirlere izin vermeyecek. Çünkü A5, örneğin G5, fil H5,
Kale G3'ün ardından beyazların neredeyse bir taşa mal olacak bir saldırısı var. Ancak kale C2 hamlesi de güçlü. A5, G5, fil H5 ve Wesley So burada G6 oynayarak şahı hapsetmeyi ve oyun sonlarının hepsinin kazanç olduğunu umduğunu söylüyor bu hamleyle. G6 her ne kadar şah kanadını kapatıyor olsa da bu sefer başka bir şey arzuluyor Wesley So. B5 hamlesiyle vezir kanadına dönüyor. Çok mantıklı bir tercih. Vezir, çünkü aksi takdirde eğer B5 oynanmasa siyahlar vezir kanadından karşı oynadı edebilir. Örneğin AB4 ile A dikeyini açarak. B5, vezir B5 ve kale B2. Elbette Wesley So'nun yaptığı çok mantıklı. Piyonunu geri veriyor. Capablanca'nın söylediği gibi eğer materyal öndeyseniz bir an önce onu geri vererek, eğer değiş değiş kazan yapamıyorsanız tabii ki, bir an önce onu geri vererek avantajınızı başka bir forma büründürün. Buradaki avantajın B dikeyinde karşı oyun olduğu görülüyor. Kale B7'ye inecek ya da kale B6 karesine inecek. Vezir C6, elbette kaleyi yerinden kıpırdatamayız. E4 piyonu boşta. Kale B6, önce vezir oradan uzaklaştırmak lazım. Vezir C8, vezir D5, B7 piyonu hedef alıyor. Ve aynı zamanda vezir aktif bir operasyon için 7. yataya göz dikebilir. Beyazın taşları ile siyahın taşları arasındaki kıyas elbette makinenin gösterdiği 3,5, yani neredeyse bir taş, at, fil fazlaymış gibi bir sonuç yaratıyor. Carlsen karşı oyuna devam etmeye çalışıyor, ancak kale A7 hamlesine vezir feyri çok güçlü olurdu. C6 açmazdan faydalanmak için ve siyahın yapabileceği fazla bir şey yok. Fil o kadar güçlü ki hiçbir şey yaptırtmıyor rakibine. Bu yüzden Carlsen A4 oynamış. Kale B7. Kale G8. Ve C6 hamlesinin ardından Magnus Carlsen terk etmiş. Çünkü kendisi eğer A3 oynarsa C7 ve kale B8'e çare yok. Filin gücünü yine görüyoruz. Geçer piyon. Oldukça güzel bir parti. Bu turnuvadan partileri incelemeye devam etmek istiyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.